limanın kapatılması diye bir olay yok. Bu yanlış lanse ediliyor, yanlış bilgi zannediyorum, bir kirli bilgi diye düşünüyorum. Enes Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, bazı yayın organlarına çıkan Enes Limanı kapatılıyor haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, bunun yanlış bir bilgi olduğunu belirtti. Enes Limanı'nda Edirne Televizyonu haber muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, Enes Limanı'nın kapatılması gibi bir durum yok. Ancak gördüğünüz gibi limanımızın fiziki yapısı yetersiz. Biz de Türkiye Denizcilik İşletmelerine, Ulaştırma Bakanımıza başvuru yaptık dedi. Gördüğünüz gibi limanın fiziki altyapısı son derece kötü. İlk yapıldığı yıllardan beri hiç bakım yapılmamış. Elektriği, suyu son derece sıkıntılı. Bunun için müracaat ettik. DLH Devlet Demir Yolları, Havalimanları ve Limanlar Genel Müdürlüğü'ne, Ulaştırma Bakanımıza müracaat ettik. Geçtiğimiz günlerde yerel gazetelere de yansıyan Enes Limanı kapatılıyor haberine ilçe belediye başkanından yalanlama geldi. Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, kapatılma gibi bir durumun olmadığını, sadece iyileştirme için Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Denizcilik İşletmelerine başvuruda bulunduklarını söyledi. Başkan Bostancı, başvuru sonrası 2 milyon liralık bir ödenek çıkarıldığını ve bunun da 750 bin liralık ilk diliminin serbest bırakıldığını belirtti. Burası için bir proje hazırlandı. 2 milyon, yani eski parayla 2 trilyon ayrıldı. Bunun 750 bin liralık kısmı şu anda salındı, yani kasaya geldi. Devlet Demir Yolları ve Limanlar Hava Birliği ile birlikte, Hava Yolları ile birlikte başlayacaklardı. Fakat bizim talebimiz üzerine yaz sezonu geçsin. Ağustos ayının 15'inden sonra bir aylığına bakım için, fiziki altyapının iyileştirilmesi için bir bakıma girilecek. 750 bin lira ilk etapta harcanacak. Sonra 2 milyon harcanacak. Bostancı, limanda inşaatın yaz sezonunun ardından başlayacağını, bunun da vatandaşların mağdur olmaması için kendi talepleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti. Ağustos ayının 15'inden sonra limanda iyileştirmenin başlayacağının altını çizen Belediye Başkanı Bostancı, liman yaklaşık bir aylığına fiziki bakıma girecek dedi. Şöyle ki, burada su kumbaralı olacak, parasını atar, istediği tonajı alacak, suyunu istediği yere çekecek bakaralı bir şekilde. Elektrik de aynı şekilde kumbaralı olacak müteahhit yerlerde. Parasını atıp istediği kadar elektriği, kilowatt saati belli, elektriğini alacak. Yükleme yapacak. Böyle bir modelin liman haline sokacağız inşallah. Ondan sonra gümrük gelecek. Beşiktaş Belediye Başkanımızla da biraz önceki görüştük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'la da bu konuda istişarelerimiz var. Kendisinden de sözü aldık. İnşallah buraya bir feribot düşürüyoruz Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte. Aynı zamanda da Yunanistan'a bir feribot. Tabii uluslararası bir boyutu var o işin. O biraz fazla kapsamı geniş bir sorun. Onu da aşarsak zannediyorum Alexandropoli, yani Dede Ağaç ve İstanbul'la feribot seferlerini başlatmak istiyoruz. Ama bu limanın önce fiziki altyapısını iyileştirmek istiyoruz. Konu tamamen kirli bilgi. Liman kapatılması diye bir olay yok. Bilhassa limanın genişletilmesi söz konusu. Aynen. Tam tersi düşünülmüş. Sadece fiziki altyapının düzelene kadar bir müddet, bir ay, bir bölümü kapatılacak. Her yeri değil. Sadece bir bölümü. Şimdi şöyleydi. Bu yaz başlanacaktı. Para hazır bekliyor. Bu paranın belli bir süre içerisinde harcanıp çekilmesi gerekiyor. Şimdilik onu 1-2 ay erteledik. Yani 15 Haziran'la 15 Ağustos arasında erteleme yaptık, 2 ay yani yaz sezonu dursun diye. Bunu da, ama yapılması da gerekiyor bunun. 15 Ağustos'tan sonra bu işe başlanması gerekiyor ama limanın büyük bir kesimi işletmede kalacak, sadece belli bir bölümü yapılarak devam edecek. Ondan sonra orası açılacak, diğer tarafa geçilecek. Yani münavebeli bir şekilde bu bakım gerçekleşmek zorunda. Sonuçta biz evimizi de tamir ederken, yani kullanımı ne yapıyoruz? Bir odaların bazı odalarını kullanmıyor. Bunun gibi bir olay. Bunun dışında herhangi bir limanla ilgili genişletme çalışmaları yapılacak, iyileştirme çalışmaları yapılacak. Liman, Enes'in ve Türkiye'nin işlev gören bir limanı haline getirilecek. Bunun dışında herhangi bir şey yoktur. Teşekkür ederim. Yapılan iyileştirmenin ardından da limana gümrük geleceğini ve feribot iskelesi yapılacağını dile getirdi.